Antalya şehir merkezi denilince ilk akla gelen yerlerden Karaloğlu Parkı, tüm görkemiyle Beydağlarını ve Antalya Körfezi'ni ayaklar altına seriyor. Karaloğlu Parkı miradorlarından, hangi açıdan bakarsanız bakın. Toroslar silsilesi Beydağları bölümü size aynı ama farklı açıdan göz kırpacaktır. Bulutlu, parlak güneşli ve akşam ışık konumlarında muhteşem doğa peyzajları sunan benzersiz Türkiye'de doğal büyük bir parktır. Parkın yapımına, 1941 yılında dönemin valisi Haşim İşcan zamanında başlanmıştır. Park, 3 yıl süren çalışmalar sonrasında İnönü Parkı adıyla açılmış, yıllar içerisinde parkın kurulu olduğu arsa sahiplerinden biri olan Karaloğlu'ndan dolayı da bu adı almıştır. Halk arasında çoğunlukla Bülent Ecevit'e ithafen, Karaoğlan Parkı olarak da bilinir. Karaloğlu Parkı'nın ana planı, Perge Antik Kenti örnek alınarak düzenlenmiştir. İçinde, denize doğu-batı yönünde, birbirine paralel 3 cadde bulunur. Bu caddeler deniz kıyısındaki 3 seyir terasıyla sonlanır. Miradorlardan, büyüleyici Antalya manzarasıyla birlikte, gün doğumu ve gün batımlarını izlemek, eşsiz bir deneyimdir. Seyir terasları miradorlardan baktığınızda Beydağlarının bu gizemi çözülüverir. Akdeniz'in dalgaları, sabırla döver parkın üzerinde durduğu falezleri. İri yapılarıyla denizin ortasında duran kayaların, dalgaların vurduğu seviyede aşınıp inceldiğini görüp, doğanın azmine bir kez daha hayran olursunuz. Falezlerin üzerinde konumlanan Karaloğlu Parkı, 140 bin metrekarelik bir alanda kurulmuştur. Antalya florasını yansıtan çiçek, ağaç ve bitki türleriyle kaplı parkın içerisinde, kameramıza yanıtlamayan 54 farklı kuş türü yaşamaktadır. Nesli koruma altında olan yeşil papağanlar, başta olmak üzere, çalı bülbülü, arı kuşu, ishak kuşu, küçük kumru gibi türlere rastlamak mümkündür. Dilerseniz sabah ve akşam sporunuzu parkta yapabilirsiniz. Yiyecek ve içeceğinizi alarak ağaçların altındaki piknik masalarında hoşça vakit geçirebilir veya banklarda oturarak güzel manzara eşliğinde dinlenebilirsiniz. Miradorlarda keyifli vakit geçirdiniz, artık sıkılmaya mı başladınız? Hemen devamı olan kale içine akşam seansında dalış yapın, tarihi mekanların akşam aydınlatılmış güzellikleri içinde kaybolun ve Hedi'nin kapısından dışarı çıkın. Gecenin renklerinden sonra aynı yerlerin gündüz güzelliklerini mi görmek istersiniz? Kale içine istediğiniz yerden giriş yapın, bir yol mutlaka sizi Keçili Park'a götürecek. Keçili Park'a geldiğinizde cam teras üzerinde gözlerinizin pasını silecek benzersiz destansı güzellikteki yat limanı panoramaları, mermerli plajının cam göbeği berrak sularını ve yine uçsuz bucaksız Antalya Körfezi'ni, Beydağlarının zirvelerini göreceksiniz. Yükseklik fobisi olanlar, aman dikkatli olun, cam teras saydam ve sanki aniden 150 metre aşağıya düşer gibi olursunuz, ama korkmayın, yerinizde sağlamsınız. Mermerli plajının şezlonglarını ve güzelliklerini görünce içinizde atlayasınız gelirse de sakın denemeyin, sizi aşağıya indirecek merdivenleri tercih edin. Ama ücretlidir. Parkın içerisinde yer alan çay bahçelerinde, güne keyifli bir mola verebilirsiniz. Seyir teraslarından Konyaaltı plajını, falezleri izleyebilir, parkın devamından Hıdırlık Kulesi'ne doğru yol alarak kale içi sokaklarını keşfe çıkabilirsiniz.
Konumu sayesinde Antalya'nın birçok nefes kesici güzelliğini aynı anda deneyimleme imkanı sunan Karaloğlu Parkı, ulaşım kolaylığı, eşsiz doğası, yeşillikler arasındaki ferah yürüyüş alanları ile Antalyalıların nefes aldığı, şehrin içerisinde şehirden uzakta bir kaçış noktasıdır. Antalya merkezde bulunan bu park kaleye, Kaleiçi Yat Limanı'na, Barlar Sokağı'na yakın bir noktadadır. Falezler üstünden Akdeniz'i, Konyaaltı'nı, Kaleiçi'ni izleyebilirsiniz. Parkta ağaçların altında rahatça oturabileceğiniz kafeler mevcuttur. Gezip görmeyi ihmal etmeyin. Karaloğlu Parkı Antalya'nın balkonudur. Miradorlara gelin Karaloğlu'nun çığlığı eşliğinde Akdeniz'i, Beydağlarını ve zirvelerini izleyin, sessiz meditasyona kendinizi kaptırın. Parkta denize uzanan Antalyalıların Mirador olarak adlandırdıkları üç büyük seyir terasından Beydağları, Konyaaltı plajı sahili ve uçsuz bucaksızmış gibi görünen Akdeniz'in her an değişen bir renk cümbüşü içinde muhteşem bir görünüşü vardır. İnsan saatlerce ve hiç bıkmadan bu güzelliği hayranlıkla seyredebilir. Seyir terasları arasında şöyle bir gezdikten sonra, vaktiniz de varsa oturup dinlenecek bir yer bulursunuz kendinize. Bazen bir bardak çayla, bazen sadece oturarak atarsınız yorgunluğunuzu. Sonra kalkar, gündelik yaşamınıza geri dönersiniz. Antalya'ya ilk geliyorsanız, Karaloğlu Parkı ilk uğrak yeriniz olmalıdır. Tek tek bütün ağaçları görün, parkın girişindeki heybetli Araucaria önünde maymun tırmanmaz ağacının hikayesini öğrenerek, Antalya'yı tanımaya buradan başlayın. Her mevsimde sağlı sollu ağaçlarla bezenmiş botanik bir dünyadan geçerek, Akdeniz'in toroslarla kucaklaştığı büyülü manzarayı semaverinizin dumanıyla taçlandırın. Gerçekten pek farkına varmamış olabilirsiniz ama, Karaloğlu Parkı bu şehre yapılmış en değerli hizmetlerden biridir. Birçok ülke gezmiş bir turizmci olarak dünyada çok az kentin böylesine bir zenginliğe sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Belgesel yapımcısı olarak Antalya'da yaşadığım için çok şanslıyım. Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi'nin hemen yanı başında falezlerin üzerinde konumlanan 3 Mirador seyir alanı Karaloğlu Parkı'nın bir parçası olarak, realist tablolardan çıkmış gibi duran dağ ve deniz manzarası, parkın dört bir yanındaki yemyeşil çam ve palmiye ağaçları sizi hayal dünyasına götürecek. Uzun yürüyüş yolları, çay bahçeleri, çocuk oyun alanları, birbirinden güzel kafeleriyle Antalya'nın en güzel parkıdır. Dört mevsim güneş alan Karaloğlu Parkı, kentin içinde hem hafta içi hem hafta sonu soluklanabileceğiniz en güzel ve sizi kutsayacak 3 Mirador uzantısına sahiptir. Miradorlar, Karaloğlu Parkı'nın balkonudur. Balkonlar size denize yüksekten bakma olanağı sunarken, yat limanından kalkan ve Akdeniz'de gezi turları yapan teknelerin nazlı nazlı geçişlerini izlersiniz. Oldukça büyük bir alana sahip park sahası, Işıklar Caddesi'nden başlayarak denize dik uzanan iki ana bulvarın ortasında büyük bir yeşil alan ve bu bulvarların sonunda denizi yukarıdan görebileceğiniz üç seyir terasları olan miradorlardan oluşuyor. Antalyalılar bu seyir teraslarına mirador diyorlar. Parkın en güzel noktaları da bu miradorların olduğu meydanlar parkın en hareketli noktalarıdır.
Parkın en muhteşem manzarası da tam olarak burada. Bey Dağları, önünüzde uzanan Antalya Körfezi, yat limanından kalkıp Akdeniz'e doğru açılan teknelerin inceden gelen sesleri, gün batımındaki muhteşem renklerle bu meydanlar kentin sembol yerlerinin başında geliyor. Karaloğlu Parkı'ndaki denize doğru uzanan bulvarların bittiği noktada yer alan bu üç seyir terası miradorlarda, Karaloğlu Parkı'nın eşsiz manzarası, falezlerin üzerindeki diğer seyir terasları, parkı süsleyen palmiyeleri, peyzajı, kale içiyle bütünleşen konumu ve Antalya'nın en güzel parkıdır. Kentin tarihinden izler bulacağınız hikayesiyle Antalyalılar için önemli bir yere sahip olan Karaloğlu, Antalya'yı ziyarete gelenlerin de keyif alarak vakit geçirdiği bir park kompleksidir. Yolunuz Antalya'ya düşerse sadece Antalya'nın değil Türkiye'nin de en güzel parklarından biri olarak gösterilen Karaloğlu'na uğrayın, miradorlardan Bey Dağları'nı ve Antalya Körfezi'ni seyredalın. Bu güzel seyir terasından karşıda Bey Dağları'nı, pırıl pırıl parlayan denizi izlemenin keyfine varabilirsiniz. Burada saatlerce oturup bu güzel manzarayı hiç sıkılmadan saatlerce izlemeye doyamayacaksınız. Çünkü değişen ışık koşulları yeni güzel görüntüleri gözlerinize yansıtır. Güneşin pırıl pırıl denize yansımasına görün, yoga ve meditasyon yapın. Akşam ve sabah bu manzarayı izlemek bile insana huzur veriyor. Doğa sever insan için, yeşille mavinin buluştuğu bu güzel park insanı büyüler. Yazın burada palmiye ağaçlarının gölgesinde insanlar çimlerin üstünde oturup piknik yapabiliyorlar. Antalya deyince sizin de önüne geçemediğiniz bir istekle güneşe hasret çektiğiniz elbette oluyor. Oysa bulunduğumuz her yerde güneşi tenimizde hissedebilecekken Antalya düşüncesi, huzuru da beraberinde getiriyor. Bu bölümde turizmin başkenti Antalya'nın, yemyeşil ormanlarına, mavi bayraklı plajlarına, tarihi eserleri yer vermesek de, sıcak iklimi ile insanı adeta büyülüyor. Sizler için Antalya'da gezilecek yerler bölümünde, Karaloğlu Parkı'nın miradorlarını konu aldık. Antalya'nın merkezindeki en büyük yeşil alanların başında gelir. Kaleiçi'nin güneyindeki parka, dilerseniz yürüyerek ya da tramvaya binerek rahatça ulaşabilirsiniz. Yemyeşil bitki örtüsüyle, kent merkezinde yaşayan insanlara nefes alma ve rahatlama imkanı sunan parkta, birbirine paralel 3 cadde, aynı zamanda yürüyüş parkuru niteliğindedir. Karaloğlu'nda semaverden demli bir çay içerken, Bey Dağları'nın gün içinde değişen renklerini seyretmenin doyumsuz keyfini başka hiçbir yerde bulamazsınız. Karaloğlu'nda 4 mevsim baharı yaşarsınız. Hıdırlık Kalesi Arkeoloji Müzesi olarak işlevlendirilmiş, sur duvarları bir sınır çizgisi olarak cam duvarlar şeklinde devam ettirilmiş ve bu şeffaf yüzeyler kenti anlatan yazıların yer aldığı birer modern rölyefe dönüştürülmüştür. Parkın kale içi sit alanı ile ilişkisi kuvvetlendirilmiş, kale burcuna yeni bir yorum getirilmiştir. Karaloğlu Parkı belgesel filmimizin bu bölümünde, tanımadan sevilmez, sevmeden korunamaz ilkesinden hareketle doğa sevgimizi bir nebze olsun ileriye taşımak ve gençlere, çocuklara doğanın korunumunu kavratmak için, şu an içinizde bir parça merak uyandırmayı amaç edindik.